Sevgili arkadaşlarım, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında MYK toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantımızda çeşitli birimlerimizin sunumları oldu. Bu sunumlar halen meclis çalışmaları çerçevesinde, mecliste planlanan çalışmaların değerlendirilmesi çerçevesinde devam ediyor. Öncelikle milletimizin en önemli günlerinden birisi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir iradeyle, büyük bir kararlılıkla istiklal mücadelemizi başlattığı dönüm noktalarından bir tanesi. O gün o umutsuz şartlar altında nasıl bir umut ürettilerse, bu ülkeye nasıl güvendilerse, bu ülkenin gençlerine nasıl güvendilerse ve oradan genç cumhuriyetimizin kurulmasına giden yolu nasıl açtılarsa aynı azim ve kararlılık bugün de devam etmektedir. Tabii böylesi önemli bir günün, yani istiklal mücadelesi için kilit taşı önemindeki bir günün gençlerimize atfedilmiş olması da ayrı bir kıymete sahiptir. Bu cumhuriyetin her zaman genç nesillerin omuzlarında, onların vizyonlarına emanet edildiğinin çok açık bir göstergesidir. Bir kere daha bu büyük bayramımızı kutluyoruz. Atatürk'ün ve milli mücadelenin o günkü liderlerinin gösterdiği kararlılığın bugün içinde aynı yol göstericiliğe sahip olduğunu ifade ediyoruz. Bu ne kadar zaman zaman önümüze imkansız gibi görünen şartlar gelse de o günleri hatırladığımızda, o günlere baktığımızda bunu bugün için büyük bir umut kaynağı olarak görebiliriz. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım. Manzarayı umumiye şuydu diye başlar ve devamında nutukta pek çok olayı orada anlatır. Tabii o zor şartlarda bugünlere nasıl geldiğimizin öğrenilmesi kadar bugün aynı çizginin devam ettirilmesi de bu bakımdan önemlidir. Değerli arkadaşlarım, tabii bir sizlere de başsağlığı diliyorum. Çok değerli bir meslektaşınızı kaybettiniz. Gazeteci arkadaşımız NTV'den Özlem Sarıkaya yurdu kaybettik genç yaşta. Bu hepimizi gerçekten çok üzdü. Değerli ailesine buradan başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Siz değerli meslektaşlarına, NTV ailesine, partimiz adına en içten taziyelerimizi, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sizlerin de başınız sağ olsun. Bu günler 18-20 Mayıs günleri tabii yine tarihi açıdan, milletimizin hafızası açısından çok önemli bir gün. Kırım Tatarlarının 78 yıl önce yaşadıkları trajedinin yıl dönümü. Maalesef bugünlerde de Kırım Tatarı kardeşlerimiz aynı zorlukları bir başka açıdan yaşıyorlar. 78 yıl önce ana yurtlarından zalimce sürgün edilmişlerdi. Ama Kırım Tatarlarının iradesi, gücü, kendi milli kimliklerine olan bağlılıkları ve direniş konusundaki azimleri onları tarihten yok etmek isteyenlerin amaçlarına ulaşmalarını engelledi. Bugün de Sayın Mustafa Cemiloğlu başta olmak üzere bu verilen mücadelenin aynı şekilde sürdüğünü, milli kimlik konusundaki hassasiyetin devam ettiğini görüyoruz. Buradan bütün Kırım Tatarlarına bir kere daha saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Kırım Tatarı kardeşlerimizin, hepimizin şehidi olan şehitlerini rahmetle anıyoruz. Terörle mücadele konusundaki kararlılığımız aynen sürüyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında bu operasyonlar devam ediyor. Tabii her geçen gün terör örgütlerine verilen bir takım siyasi ve askeri desteklerin nasıl gerçekleştiği ile ilgili yeni bilgilere ulaşıyoruz. Bunlarla da ilgili olarak tabii ki yeni mücadele taktikleri ve yöntemleri geliştirmeye devam ediyoruz. Tam da bu bağlamda işte bugünlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği
tartışılıyor. Tabii AK Parti açısından NATO sürecinin ilkelere, prensiplere, kurallara bağlı olarak yürütülmesi her zaman önemli oldu. Ve burada ilkelere bağlı olarak NATO'nun genişleme vizyonuna prensip olarak her zaman bu destekler verildi. Ama müttefiklerimizden bazıları başta olmak üzere bir NATO üyesi olan Türkiye'nin düşmanı olan terör örgütlerine verilen askeri ve siyasi destekleri Cumhurbaşkanımız hem Birleşmiş Milletler kürsüsünden hem başka kürsülerden yüksek sesle ifade etti. 11 Eylül olaylarından sonra Washington Anlaşması'nın 5. maddesinin ilk defa uygulanmasıyla ortaya çıkan tabloda terörizm net bir şekilde bir küresel tehdit ve hedef olarak, mücadele hedefi olarak ele alınmıştı. Ama Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde aynı desteğin verildiğine hiçbir zaman şahit olmadık. Hatta Türkiye bu terör örgütleriyle en güçlü mücadeleyi verirken müttefiklerimizden bazıları buradan patriotlarını tekrar kendi ülkelerine götürdüler. Tabii netle açık bir şekilde şunu söylüyoruz. Sizin bu terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize, askerimize, polisimize, sivil vatandaşımıza dönük bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla düşmanımıza verilen bu destek hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunun müttefiklik bağlamında herhangi bir şekilde izah edilmesi de asla mümkün değildir. PKK-YPG terör örgütüne verilen desteğin bunlar DAEŞ'le mücadele ediyor diye bir bahaneye oturtulması da her şekilde ilkesiz ve siyasi açıdan gayri ahlaki bir yaklaşımdır. Zaten defalarca da görülmüştür. Sürekli olarak Türkiye'ye Suriye'nin şu bölgelerinden çekilin diyenler, Türkiye'nin bulunduğu diğer bölgelerle ilgili hiçbir tartışma yapmıyorlar. Çünkü diğer bölgelerde DAEŞ var, oradan çekilmemizi istemiyorlar, oradan DAEŞ'i temizlediğimiz için. Ama PKK'yı, YPG'yi temizlediğimiz bölgelerden Türkiye'nin sürekli olarak çekilmesini ifade ediyorlar. Net bir tablo var arkadaşlar, o da şudur. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi açık bir talepte bulunuyor. NATO'ya yeni üye olacak devletlerin her halükarda terörle bağını kesmesi gerekir. Şimdi aslında bunu sanki NATO ittifakı içerisindeki konsensusa karşıymış gibi göstermeye çalışıyorlar. Özellikle Lüksemburg Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları bu meseleyi hiçbir şekilde anlamadığını gösteriyor. Sanki Türkiye bir konsensus varmış da bu konsensusa karşı olarak hareket ediyormuş. Tam tersine Türkiye, NATO içerisindeki konsensusun korunması bakımından bu hassasiyetlerini dile getirmiş oluyor. Hem kendi milli güvenliği açısından dile getiriyor, hem de NATO'nun içerisindeki konsensusun korunması bakımından. Çünkü yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, şu ana kadar İsveç ve Finlandiya'nın yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye'yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse, o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz. Türkiye bunları veto eder. Oy birliğiyle karar alınacağına göre NATO herhangi bir şekilde karar alamaz hale gelir. O sebeple ta baştan kurallara, ilkelere, prensiplere uygun bir şekilde bu yeni üyeliklerin ele alınması gerekir. Şimdi Avrupa Polis Teşkilatı, Europol'un raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç'in Suriye'nin Haseki kentinde PKK-YPG İrtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde görülüyor. Daha da korkuncu, İsveç Savunma Bakanı doğrudan PKK-YPG'nin Suriye'deki başındaki şahısla bir Zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirebiliyor. Ondan sonra da diyor ki, ben sorunun ne olduğunu tam olarak anlamıyorum. Bununla ilgili olarak Türkiye ile konuşmaya hazırım. Sorun şudur. NATO bir güvenlik örgütüdür. Bu güvenlik örgütünün en büyük mücadele alanlarından bir tanesi küresel terörizmdir. Ve siz doğrudan bir NATO üyesi ülkenin terör hedefi olarak gösterdiği terör yapılarıyla bir temas içerisindesiniz ve onlara destek veriyorsunuz. İkincisi, bu örgütler sizin ülkenizin içerisinde para topluyorlar. Bu toplanan paralar silah olarak örgüte dönüyor. Ve daha sonra da NATO ittifakının en önemli ülkelerinden olan Türkiye'nin askerine, polisine, sivil vatandaşlarına karşı bir tehdit uyguluyor.
İkinci ilkesizlik ve tutarsızlık şudur. Hem NATO içerisindeyiz hem de bize silah ambargosu uyguluyorsunuz. Bu ülkelerin de bu şekilde, bu yeni üye olmaya çalışan ülkelerin de bu şekilde yaptığı davranışlar var. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir şey kabul edilemez. NATO'nun mantığı birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz içindir. Eğer herhangi bir ülke güvenli değilse o zaman kimsenin güvenli olmadığı ortaya çıkacaktır. Yakın zamana kadar Fransa Devlet Başkanı Macron ne diyordu? Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguluyordu. Hatta NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyerekten absürt sözlerde bulunuyordu. Rusya-Ukrayna savaşından sonra ise açık ve net bir biçimde NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz diyor. Bu çelişki aslında şunu gösteriyor. Gerçek güvenlik tehditleri, gerçek güvenlik meydan okumaları karşısında sağlıklı bir değerlendirmeleri yok. Türkiye bugüne kadar NATO içerisindeki görevlerini en üst düzeyde, en yüksek hassasiyetle yerine getirmiş devlettir. Sorumluluklarını yerine getirmiş devlettir. Dolayısıyla burada ne bize ambargo uygulanması gibi bir tavır, ne de düşmanımız gördüğümüz terör örgütlerine karşı destek verilmesi gibi bir tavır kabul edilemez. Şimdi deniyor ki Türkiye ne istiyor? Türkiye çok basit bir şey istiyor. NATO'nun içerisinde üye olanların da, üye olmak isteyenlerin de NATO'nun ilkelerine ve prensiplerine uygun olarak davranmasını istiyor. Hala diyorlar ki, işte biz açık olarak bizden ne istendiğini anlayamıyoruz. Açık olarak ne istendiği şu, insanlığa karşı suç işleyen bu terör örgütlerine destek vermeyi kesmenizi istiyoruz. Bu kadar net. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO'dan izole olacağı gibisinden saçma sapan yorumların NATO'ya zarar vermekten başka hiçbir manası olmayacaktır. Kendilerinin terör örgütleriyle ilişkisini kesmesi gerekenler Türkiye'nin bu itirazını bir izole olma tehdidiyle ortaya koymaya çalışıyorlar. Yine bu ülkelerden birinin Dışişleri Bakanı'nın açıklaması son derece utanç vericidir. Diyor ki bizim ülkemizin NATO'ya üyeliğini destekleyen ülkelerle Türkiye'nin iyi geçinmesi kendi yararınadır. Yani böylesine bir saygısızlık olabilir mi? Sırf kendisi terör örgütleriyle iyi geçinmek için Türkiye'yi bir takım NATO ülkeleriyle tehdit etmeye çalışıyor. Halbuki mesele son derece nettir. Türkiye prensip olarak, bir devlet politikası olarak, ilkesel olarak NATO'nun genişlemesine hiçbir zaman karşı çıkmadı. İsveç ve Finlandiya'yla da bu bağlamda onların NATO üyesi olmasıyla da Türkiye'nin bir problemi olmadı. Problem bugün onların terör örgütlerine verdiği desteklerle ilgilidir. Burada hatta biraz evvel arkadaşlar hazırlamışlardı. Çok çarpıcı resimler vardı. İsveç'te, Finlandiya'da bu verilen desteklerin, PKK'nın yaptığı gösterilerin fotoğrafları vardı. Ama tabii orada açılan PKK bayrakları, terör örgütlerine verilen destekler gibisinden son derece bir demokratik hukuk devletinin kabul edemeyeceği görüntüler vardı. Ama biz o görüntüleri buradan AK Parti kürsüsünden göstermeyi uygun bulmuyoruz. Herkes görüyor zaten ama AK Parti kürsüsünden, AK Parti'nin görüşlerinin kurumsal olarak ifade edildiği bu kürsüden o paçavra resimlerini, o terör örgütünün propaganda resimlerini göstermeyiz. Ama net bir tablo var. Böyle bir şey hiçbir şekilde ne demokrasi açısından, ne hukuk devleti açısından, ne NATO'nun